Ne oldu bana ya? Filiz? Kalkma ciğerim, kalkma. Barış dedi ki midesi bulanır, sakın dedi kalkmasın ayağa dedi. Önce bir şey yemesi lazım dedi. Barış nerede? Hikmet. Of. Ya niye uyuttunuz beni ya? Barış Hikmet'in yanında. Daha haber gelmedi ama ben de haber bekliyordum. Ben gidiyorum. Nereye, dur arayalım mı ben? Oh. Rahmet. Neredesiniz? Hikmet nasıl? Bebek? Oh, iyilenmiş. Oh, çok şükür. Oh, çok şükür. Tamam, geliyorum ben. Ne? Akıl hastanesi mi? O kadar kötü mü? Tamam, ben karşılarım. Tamam, gidiyorum, ben karşılarım, merak etme. Kardeşim, ne halde siz beni uyutuyorsunuz ya? Ya abla, abimi akıl hastanesine mi yatıracaklar? Korkmayın, ben eve getireceğim onu, tamam, üzülmeyin siz. Ya abla, biz de gelelim hastaneye. Evet, biz de gelelim. Tamam, hadi hızlı gelin. Filiz. Filiz. Biliyorum bana çok kırgınsın, hatta çok da haklısın ama Allah aşkına çocukları sürükleme peşinden ya. Bırak ben onları eve götüreyim. Gözüm gibi de bakarım onlara. Biz seni evde bekleyelim ha. Ben Hikmet'e moral olsun diye götüreceğim onları. İsmi seninle kalacak zaten. Tamam, ona da gözüm gibi bakarım. Bana yalan söylemeyecektin Çiçek. Bari sen bana yalan söylemeyecektin. Ciğerim, vallahi ne desen haklısın. Barış ne olacak peki? O köy evinde Cemil'i ikna etmeye çalışıyormuş. Hadi. Hadi inşallah. Çocuklar, haber verin, tamam? İsmo, uyandın mı? Gel paşam, gel. Hadi geçmiş olsun. Abi ya. Ben nasıl anlamadım abi bu çocuğun böyle olduğunu? Ha? Ben bu çocukla ilgilenemedim abi. Çok boşladım bu ara, biliyor musun? Yoksa benim anlamam lazım. Ben bunun abisiyim abi. Anlamam lazım. Tamam. Benim anlayamadım abi. Lanet yapma böyle, tamam. Ya sen nereden anlayacaksın oğlum? Nasıl fark edeceksin? Bana bak. Takılma oğlum. Doktoru var, tedavisi var, bilmem nesi var. Hallolur. Üzme sen kendini. Öyle mi diyorsun abi? Öyle tabii oğlum. Yapma böyle. Abi. Barış, sen daha dikkat. Tamam, tamam. Dikkat et sana. Tamam. Şimdi bu rapor işini ben hallediyorum. Ve bebeğin ailesine de telefon ettim. Onlar da hastaneye gidiyor sağlık raporuna. Zaten bizim karakoldan bir arkadaş da oraya gidecek. Başka? Doktorun ifadesi gerekebilir. Sen onu tanıyorsun değil mi? Evet, evet, tanıyorum. Onun ifadesini ben alırım. Tamam. İyi. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ya Cemil. Cemil. Bir dinle abi ya. Ya sen bu Barış'ı sal Allah aşkına. Vallahi bak, yani bu çocuğun bir suçu yok. Bu manyak karısı yüzünden oldu her şey. Vallahi diyorum, bir dinle ya. Ya abi, zaten kimseye bir şey de yapmadı çocuk. Ne yani, ne dedi ki? Öldüm dedi o kadar. Kimseyi dolandırmadı, bir şey yapmadı yani. Ne olacak? Ya Tufan, zaten sinirliyim bak. Ya şu senin dediğin laf mı ya? Hepinizi almam lazım normalde, biliyorsun. Ya. Barış, kusura bakma, tutuklusun. Filiz, Hikmet'i görene kadar bir şey söyleme. Bir de bana üzülmesin. Tamam. Ya bir doktor vardı buralarda ama yani uyuyakalmışım ben de. Gitti mi? Sen ne yapacaksın doktoru ya? Ya ne yapacağını var mı abi? 400 lira taksi borcu var ya. Tamam, şu benim araba ileride, arabaya gidiyorum ben. Sen peşimden gel benim, mahallede veririm ben sana, tamam? Dönüşü de yazar, haberin olsun. Yaz tabii, yaz, tamam. İyi, hadi yürü. Allah'ım yarabbim.
sakin. Gitmedi. Sakin, sakin. Evet, acele. Hikmet. Acele. Hikmet, ablacığım. Sakin lütfen, sakin. Nereye götürüyorsunuz kardeşimi? Odaya götürüyoruz. Ama ilaç vermişsin zaten. Abla, ne yapacaksınız tamam, odada? Sakin ol, dur. Tamam ya. Lütfen. Ne yapacaksınız odada? Ya biz anne Hikmet. Elektrik falan vermeyeceksiniz. Ben izin vermiyorum öyle bir şeye. Kesin tanık olmadan hiçbir tedavi uygulanmayacak. Korkmayın. Kardeşinizi önce gözetim altına tutacağız. Sonra birkaç tetkik. Ardından da heyete çıkaracağız. Alalım arkadaşlar. Bir saniye. Hikmet. Hikmet'den bir saniye. Bir saniye ne olur bir dakika. Ne olur iki saniye dur. Ablacığım buradayız biz, tamam mı kuzum? Buradayız biz. İyileşeceksin. Çok güzel olacak her şey. Kiraz burada. Fiko burada. Tamam merak etme ablacığım. Abi sen sakın merak etme. Üzülme de korkma da, tamam mı? Sen çok iyi olacaksın. İyileşeceksin. Tamam. Abi yemin ederim hiçbir yere ayrılmayacağım abi. Korkma ne olur ya. Arkadaşlar alalım. Alalım odaya. Doktor bey, annemin hastalığından dediler ama annem hiç böyle şeyler yapmıyor mu? Evet tamam, bir gelip bir gidiyor da eve ama hiç kimseyi kaçırmadık ya. Siz yukarı odama çıkın, annenizle ilgili bilgi verin bana. Ben de onun dosyasını bulmaya çalışayım. Peki ben kardeşimi eve götürsem olmuyor mu doktor bey? Ben evde bakarım ona, ilacını falan her şeyini veririm yani. Evet ya, yatır beni abi. Annem de hastaneden kaçmış, hiçbir şey yaramıyor ki bu. Bakın çocuklar. Abiniz eğer hastaysa suçlamalardan muaf olabilmesi için bir rapor alması lazım. O raporu da ancak buradan alabilir. Abla, eğer öyle bir şey olmazsa hapse açacaklarmış Hikmet'i çocuk için. Ablacığım tamam da bir saniye ama eğer o raporu verirseniz okula, askerliğe her şey yanar biter, hayatı biter. Ne olur yardım edin bize. Siz odama çıkın. Ben hastayı muayene edip geleceğim. Abla özür dilerim. Ne için özür diliyorsun Ahmet? Ben size 1 milyon kere, 1000 kere benden bir şey saklamayın dedim. Yine sakladınız diye mi özür diliyorsun? Ha? Niye özür diliyorsun benden? Abla ben meselenin buraya geleceğini nereden bileyim ya? Çığırından çıktı yani. Hiç beklemediğim bir şey oldu. Ben sen üzülme diye bu kadar derdinin arasında işinden olma diye yani. İşimden olmayayım diye. Alo Meral Hanım merhaba. Ben istifa ediyorum. Abla ne yapıyorsun? Ben bu işi zaten ailem için yapıyordum. Ama ailemin paradan çok bana ihtiyacı var. O yüzden kusura bakmayın, ben istifa etmek zorundayım. Tamam, tabii ki bırakırım telefonla, merak etmeyin. Kolay gelsin. Abla niye yaptı şimdi böyle bir şey ya? Ne gerek var? Bu kadar. İşmiş yok artık, tamam mı? Benim sizin başınıza durmam gerekiyor demek ki. İş falan yok, sakın konuşma lan. Tamam. Sakın konuşma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.